Ayçiçeği, tarımsal üretimde yazlık olarak yetiştirilen tek yıllık kültür bitkisidir. Ayçiçeğinin yağlık ve çerezlik çeşitleri bulunmaktadır. Türkiye'de ayçiçeği tarımı büyük oranda yağlık olarak yetiştirilirken, geri kalan kısım da çerezlik olarak yetiştirilir. Ayçiçeği yağı, yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı almaktadır. Bu nedenle birçok ülkede ekonomik düzeyde tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde yağlık ayçiçeği ekiliş alanlarının yayılış oranı yıldan yıla farklılık gösterse de yaklaşık olarak %75'i Trakya-Marmara bölgesine aittir. Ayçiçeği bitkisi Türkiye'de en fazla üretilen yağ bitkilerinin başında geliyor. Bölge olarak da yine Türkiye ekiliş alanlarının yaklaşık %50'sinden fazlası Trakya bölgesinde. Yani Trakya ve Marmara bölgesi %70'den fazla üretim yapılan bir bölge. Daha sonra %13-14 civarında İç Anadolu bölgesi, %10 civarında Karadeniz bölgesi ve diğer bölgelerde bu şekilde bir seyir izlemekte. Ayçiçeğinin özellikle Türkiye ekonomisindeki önemi daha da artmakta. Çünkü ekim alanları son yıllarda 640 bin hektar civarında. Üretimde yine aynı şekilde 1 milyon 300 bin tonu aşmış durumda. Haliyle bölge için ve ülke için önemli bir bitki. Bu ayçiçeğinin Türkiye'de tutulmasında da halkın beslenme alışkanlığı da önemli. Yağının kalitesi yüksek. Bir de son yıllarda özellikle bu oleik, yüksek oleik yağ ayçiçeği çeşitlerinde yaygınlaşması bunun önemini daha da artırıyor. Ayçiçeğe baktığımızda ülkemiz yağlı tohumlar açısından net ithalatçı bir ülkedir ve çok büyük miktarlarda ithalatına döviz ödemekteyiz. Bunların içinde de ayçiçeği de en önemli ürünlerden biridir. Ürettiğimizde yakın zaman zaman ithalat ödediğimiz, ayçiçeğinde de net ithalatçı olduğumuz bir üründür. Onun için ülkemizde ayçiçeğinin üretimini arttırmamız gerekiyor. Ayçiçeği özellikle ülkemizde Trakya bölgesi ile özdeşleşmiştir. Ayçiçeği tohumlarından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspesi de hayvan besiciliği bakımından çok önemli. Küspesinde yaklaşık olarak %34 oranında hazmolabilir protein var. Ülkemizde hayvan beslenmesinde kesif yem olarak kullanılmakta. Bunun yanında ayçiçeğinin sarı çiçekleri özellikle bölgemizde Haziran sonu Temmuz ayı başında açmakta. Arıcılar için çok iyi bir polen ve nektar merası oluşturmakta. Daha çok Trakya bölgesiyle özdeşleşmiş, yazlık olarak ekilmekte olan yağlık ayçiçeği bitkisi tarla tarımında ekim nöbetinde iyi bir çapa bitkisidir. Bölgemizde genellikle ayçiçeği buğday şeklinde ekim nöbeti yapılmakta. Zaman zaman da bir yıl ayçiçeği, iki yıl buğday şeklinde ekim nöbeti yapılmaktadır. Buğdayla ekim nöbetine giren çok iyi bir bitki. Çünkü buğday saçak köklü olduğundan toprağın üst kısmındaki suyu besin maddesini almakta. Bir sonraki yıl ayçiçeği ekildiğinde aynı Trakya bölgesinde olduğu gibi buğdayın faydalanamadığı toprağın 20-50 santim arasındaki sudan, besin maddelerinden faydalanmakta. Ülkemizin birçok bölgesinde yağlık ve çerezlik ayçiçeği çeşitlerinin ekonomik olarak tarımı yapılmaktadır. Yetişme döneminde toplam sıcaklık isteği 2600 santigrat derece olup, tohumların çimlenmesi için gerekli en düşük toprak sıcaklığı 8 ila 10 derece arasındadır. Özellikle kurak alanlarda da belli ölçüde verim verebiliyor. Ama daha çok tabii sulu koşullarda daha iyi veriyor. Derin köklü bir bitki, özellikle kazık kökü. Yine tabii bir yıllık bir bitki olduğu için ilk yılın sonunda işte tabla teşekkül ediyor. Bundan tablada oluşan tohumlar işte daha sonra ayçiçeği hasatından sonra yağlık olarak değerlendiriliyor. Ama yıllık genelde 700-800 mm civarında bir yağış isteği var. Yetişme döneminde 400 mm bir yağış alırsa ekimden sonra özellikle çok tatminkar bir verim almak mümkün. Ki yazlık olarak da ekildiği için özellikle ilk başlangıçta serin, yağışlı bir iklim, yazın kurak ve sıcak bir yağış istemekte. Yine olgunluk döneminde de yine aynı şekilde yine güneşli havalardan hoşlanmakta. Tabii bu özellikle güneşli havalar doğrudan tohum verimi kadar kalitesi açısından da önemli. Çiçek olarak kompozit bir yapıya sahip. Bir tablasında yaklaşık verim durumuna göre 1000-1500 arasında çiçekçik var. Her çiçekçikte birer tane alt tarafında
tohum oluşmakta. Yani bir tablada verim durumuna göre, büyüklüğüne göre 1000-1500 civarında tohum olmuş, bulunmakta. Bunun yanında ayçiçeği kazık kökleri itibarıyla özellikle yazı kurak geçen bölgelerde kurağı toleranslı olduğundan sulamadan da yetişebilmekte. Kökleri 2 metreye kadar derine gidebilmekte. Ayçiçeğine Trakya bölgesi de buna gün döndü veyahut da güne bakan demekte. Dolayısıyla ayçiçeğinin tropik bir özelliği var. Işığa yönelme özelliği var. Ayçiçekleri çiçeklenme dönem başlangıcında hemen hemen %99'u doğuya dönmekte yönünü. Bunun yanında ayçiçeği ilk ekildiği dönem -4 dereceye kadar soğuklara dayanıklı. Biz buna kotilodan yaprak dönemi diyoruz. Yani çıkışta 2-4 yaprak döneminde ilk ekildiğinde -4 derece civarındaki soğuklara dayanıklı. Killi milli, tınlı topraklarda en yüksek verime sahip. Ama diğer topraklarda da yetiştirilebiliyor. Tabii bu toprakların fiziksel özellikleri, işte tutma kapasitesi, organik madde oranı ve besin maddesinin de toprak analizine dayalı olarak eğer gübreleme yapılırsa yüksek verim almak mümkün. Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama. Ekim nöbeti içerisinde buğday, arpa gibi serin iklim tahıllarından sonra ekilecek ayçiçeği bitkisi için sonbaharda anızlı tarlalar toprak tavdayken pullukla 20-25 santim derinlikte sürülür. Kışı sürülmüş şekilde geçiren tarlada yağışlar depolanır ve toprağın altında kalan sapsaman organik maddeye dönüşerek çürür. Ayçiçeği ekiminde toprak hazırlığı özellikle sonbaharda toprak hazırlığı derin sürümde işte anızın bozulması takiben ilkbaharda da yüzeysel bir toprak işleme. Tabii ilkbaharda 25 santimetre derinliğe kadar iniyor ama ilkbaharda daha yüzeysel işlemek lazım. Çünkü rutubetin kaçmaması için dikkat etmek gerekir. Yani 10-15 santim derinliği geçmemek lazım. Bir de ilkbaharda daha çok işte eğer tarlanın durumuna göre kazaya, tırmık veya eğer bastırmak gerekiyorsa yine tırmığın arkasından sürgü veya işte tapan geçirip bastırmak lazım. Ekim sırasında tabii özellikle toprak yatağının hazırlığının mümkün olduğunca iyi yapılması lazım. Toprağın iyi ufalanması lazım. Aksi halde tohumla toprağın teması sağlanamazsa rutubeti çekemez. Bunun için de iyi bir tavı yakalamak lazım. İyi bir tavda yani özellikle sıcaklık açısından tabii önemlidir. Eğer tav fazla olursa sıkıştığı için toprak daha sonra çıkışta da problem olabilir. Buğday hasadından sonra Eylül ayında çiftçilerimiz tarlalarını özellikle buğdaydan dökülen, biz bunlara halaza diyoruz, kendi gelenler diyoruz, çıktıktan sonra toprağın derinlerine karıştıracaklar. Yaklaşık 20-25 santimde. Geleneksel toprak işlemede bu pullukla yapılıyor. İlkbaharda ise kesinlikle toprağa sürmüyoruz ve ağır tavda işlemiyoruz. Toprağı alttan işleyen çizel, kırlangıç kuyruğu, buna Anadolu sabanı da diyorlar, yaylı tırmık gibi aletlerle toprağı işliyoruz. Tabi bu işlemlerden önce yeterli miktar toprak analizine dayalı olarak gübre, yine eğer ekim öncesi kullanılan yabancı ot ilaçlarına kullanacaksak onu da uygulayıp daha sonra bunu ekim derinliğine karıştırıyoruz. Yalnız özellikle çiftçilerimize ben şunu hatırlatmak istiyorum. 50 dekardan büyük tarlalarda toprak analizi yaptırmak zorundalar. Aksi takdirde gübre ve mazot desteği alamazlar. Bir de çiftçilere şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle toprak hazırlığında ağır tavda kesinlikle tarlanın işlemesinler. Yoksa çiftçilerimiz bilir buna kayış deniyor. Tekrar o toprağı inceltmek tavda böyle bulgur gibi bir, yani şu andaki tarlamız gibi ince bir tohum yatağı hazırlamak çok zor olacaktır. Onun için atalarımız demiş ki sürme tarlayı çamura döner sonra demire. İlkbaharda erken tava gelen tarla önce toprağı alttan işleyen çizel, kırlangıç kuyruğu ve yaylı tırmık gibi aletlerle işlenir. Sonra gübreleme yapılarak çizel veya kazağı ile tekrar işleyerek gübrenin toprakla karışması sağlanır. Daha sonra yabancı ot ilacı uygulanıp tırmık, merdane gibi tarım aletleriyle toprak nemini korumak için 10 ila 15 santim derinlikte işlenerek tohum yatağı hazırlanır. Ayçiçeğinde ekim öncesi kullanılan yabancı ot ilaçları var. Toprağa karıştırılıyor, daha tohum çimlenmeden tohumu çimlenme aşamasında durduruyor. Dekara kumsal topraklarda ilacı bir sonraki bitkiye kalıntı etkisi olmaması için
Genelde biraz dozunu düşünüyoruz. Bizim bu topraklarımızda biz dekara 130 cc ile 150 cc arasında bu ilaçtan kullanıyoruz ekim öncesi. Artık yabancı ot ilaçları ve diğer ilaçlar reçeteyle satılıyor. Zaten çiftçilerimiz herhangi bir yabancı ot veyahut da mantarı hastalığa karşı bir ilaca ihtiyaç duyduğunda konuyla ilgili tarım il ilçe müdürlüklerine, araştırma enstitülerine veyahut da tarım danışmanlarına gidip reçete yazdırıyorlar. Ona göre kendilerine yabancı ot ilacı ve diğer ilaçlar tavsiye ediliyor. Gübreleme. Gübreleme için ayçiçeği ekilecek tarlalarda ilkbaharda ilk sürüm öncesi toprak analizi yaptırılmalıdır. Yapılan toprak analiz sonucuna göre uygulanacak gübre, çeşit ve miktarları belirlenir. İyi bir toprak hazırlığı yaptıktan sonra toprağın birinci derecede besin maddeleri durumunu kontrol etmemiz lazım. Burada tabii yapılacak olan toprak analizlerine göre gübreleme yapmamız lazım. Trakya bölgesinde genellikle çiftçiler farklı şekillerde gübreleme yapabilmektedir. En yaygın gübreleme şekli DAP şeklinde taban gübresi verip daha sonra üste üre gübresi uygulamaktadırlar. Bu da belli yerlerde yapılıyor veya kompoze gübre 15-15-15 şeklinde de uygulama yapılan yerler var. Toprak kanalizi aslında tarımda en önemli girdi olan ve ayçiçeği tarımında da bize verimi ve yüksek yağ oranı sağlayacak olan gübreyi doğru miktarda kullanabilmemiz için her yıl yaptırmamız gereken bir alışkanlık diyelim. Zaten çiftçilerimiz eğer gübre analizi yaptırırsa yarısını da devletimiz karşılıyor. Bu bakımdan da avantajlı. Eğer toprak analizi yaptırmamışlarsa gereksiz yere her yıl tarlalarına fazla miktarda fosfor, potasyum gibi gübreleri kullanabilirler. Yani azot yıkanıyor her yıl. Yıkandığı için muhakkak her yıl vermemiz gerekiyor. Fakat fosfor ile potas toprakta biriktiğinden muhakkak toprak analizi sonuçlarına göre bu gübreleri vermekte fayda var diyorum. Köyümüzde kuru tarım yapılmakta. Münabili olarak buğday ve ayçiçeği tarımına uğraşıyoruz. Genelde toprağımız kara kepir dediğimiz topraktan. Çoğu çiftçilerimiz de toprak tahlili yapıyorlar tarlalarına. Bu toprak sürüm zamanı belli aralıklarla zigzag çizerek tarladan belli bir santim kürekte alıp Edirne'de ticaret borsasında toprak analizi yapıp ona göre gübre atan komşularımız oluyor. Toprağın hangi elementlere ihtiyacı olduğunu bilemiyoruz. Bu da analizle meydana çıkan bir olay. Mutlaka bir toprak tahlili yaptırmamız gerekiyor. Şimdi bu toprak analizinden sonra bu baharda toprak üstü yüzeysel bir çalışma yapılıp gübreyi gerekirse karık aralarına gerekirse saçma olarak atıyoruz. Bu şekilde toprağın hava şartlarına bağlı olarak toprağın yerini tesfiye ettiğimiz zaman düzledikten sonra ekim yapıyoruz. Ayçiçeği tarımında dekardan 300 kilogramın üzerinde tane verimi alabilmek için genel gübreleme olarak 1 dekara 6 ila 8 kilogram saf azot, fosfor eksikse 1 dekara 5 ila 6 kilogram saf fosfor ve 6 ila 8 kilogram arası potasyum dozları önerilebilir. Eğer toprak analizi yaptırmamışsa biz genelde çiftçilerimize kompoze gübre, buna biz 20-20 diyoruz. Bu 20-20 gübresinin 100 kilosunda 20 kilo saf azot, ikinci 20'sinde 20 kilo saf fosfor, diğeri de sıfır oluyor potasyum. Türkiye toprakları ve Trakya toprakları genelde potasyum açısından zengin deniyor. Bu nedenle Türkiye'deki belli başlı gübre firmaları genelde 20-20 gübresini üretiyor. Ama kumsal alanlarsa çiftçilerimiz 3-15 gübresini de kullanabilirler. 3-15 dediğimizde de 100 kilo yani 50 kiloluk iki torbada ilk rakam azotu temsil etmekte. 15 kilogram saf azot, ikinci 15 fosforu temsil etmekte. 15 kilogram saf fosfor, üçüncü 15 ise potasyumu temsil etmekte. 100 kilosunda 15 kilo saf potasyum var demektir. Hatta biz öğrenciliğimizde bizim hocalarımız şöyle diyordu. Ben çiftçilere bunu kolay öğrenmeleri için söylüyorum. İlk rakam azot, bitkide yeşil aksam dal. İkinci fosfor tohum tutma döl, yani tavlada tohum tutma döl. Potasyum da kalite ve yağ açısından önemli. Yani biz bunlara NPK, dal, döl, bal olarak da çiftçilerimizin kolayca akıllarında kalması için söyleyebiliriz. Çünkü noksanlığı olan tarlalarda da
Çiftçilerimiz isterlerse ekim öncesi doğrudan çinko katkılı 20-20 gübresini de kullanarak topraklarındaki hem azot hem fosfor hem de çinko noksanlığını giderebilirler. Tohumluk seçimi. Tabii tohumluk seçiminde her şeyden önce mümkünse her yıl sertifikalı tohumluk kullanmamız gerekir. Tohumluk da bölgeden bölgeye farklı çeşitler kullanmak gerekebilir. O bölge için önerilen tohumluk çeşidini mutlaka temin etmemiz gerekir. İlaçlı tohum kullanmamız lazım. Ancak bu ilaçlı tohum kullanırken de dikkat etmemiz gereken husus özellikle bazen çıkışı garantiye almak için üreticiler önce işte yağmur öncesi tohumu ekiyor, sonra yağışı bekliyor. Böyle bir durumda da tabii yağan yağışlar bu tohumdan ilacı uzaklaştırdığı için sonraki hastalıklara karşı tohum dirençsiz veya zayıf kalıyor. Yani ilaçlı tohum kullandığını düşünürken yine burada tabii hastalık tehlikesiyle karşılaşabilir. Buna dikkat etmek lazım. Mutlaka neme ekmek lazım. Yani nemli bir toprağa ekimi yapmak lazım. Tohumluk açısından ekecekleri bölgeye uygun ve bölgelerinde bulunan özellikle verem otu, parazitine karşı dayanıklı, mildüye karşı mümkünse dayanıklı veya ilaçlı çeşitleri seçebilirler. Özellikle bölgelerindeki yetişme dönemine bakarak çeşidin erkencilik, orta erkencilik ve geçicilik durumlarını da dikkate almaları gerekmekte. Bazen çiftçilerimiz ellerinde geçen yıldan kalan kötü şartlarda depoda bekletilmiş tohumları ekiyorlar. Bu tohumların çıkış çimlenme gücü düşük olduklarından tarlalarında yeterince bitki çıkmıyor. Çerezlik çeşitlerde tohumun iri, bir de beyaz çizgili, yani bunu yiyen vatandaşların, tüketicilerin ağızlarının, dudaklarının boyanmaması için beyaz çizgili olması, iri olması ve içinin dolgun olması. Dolayısıyla çerezlik çeşitlerin bin tane ağırlığı yağlık çeşitlere göre daha iri, daha fazla. Bu özelliği var. Bir de çerezlik ayçiçeği ekiminde biraz daha sıra üzerleri mesafe daha fazla alıyor. Kullanılan çeşide göre tohumluk miktarı değişiyor. Özellikle yağlık çeşitlerde 400-500 gram civarında tohumluk kullanmakta. Bu tabii çerezlik çeşitlerde daha fazla. Ama bu bölgede genelde yağlık ayçiçeği üretimi yapıldığı için biz bunun üzerinde daha çok tabii duruyoruz. Ekim derinliği de genelde tohumun birkaç katı şeklinde ifade ediliyor ama normalde 5-8 santimetre civarında bir ekim derinliği yeterli olmakta. Tav derindeyse ve kabuk bağlama sorunu yoksa o tür topraklarda da 6-7 santim derinliğe kadar ekim yapabiliriz. Ama ben kesinlikle 8 santimden daha fazla derine ekimi tavsiye etmiyorum. Yağlık çeşitler adından da bir anlaşılacağı gibi yağ üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle bu çeşitlerin yağ oranı %40'ın üstünde. Doğal olarak bunlar daha küçük, bin tane ağırlığı bakımından daha küçük ve daha çok koyu renkli, işte siyah tohumlu dediğimiz çeşitler. Çerezlik çeşitlerin ise bin tane ağırlığı daha büyük ve bunlarda da tabii hem yağ oranı düşük hem de kabuk oranı yüksektir. Yağlık çeşitlerde de tam tersi, kabuk oranı daha düşüktür, iç oranı dolgundur. Tabii görünüş olarak da oldukça farklılık vardır. Yani çerezlik çeşitler daha çok çizgili, beyaz, düz, uzun. Ayçiçeği yazlık bir bitki olduğu için ilkbaharda ekilir. Toprak sıcaklığı yaklaşık 8-10 santigrat derece civarına gelmeden ekilmemesi lazım. Trakya bölgesinde bu mevsim genelde Mart sonu, Nisan başıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şey özellikle ilkbaharın son donları. Yani ilkbaharın son donu atlatılmadan erken ekim yapılırsa burada özellikle çıkıştan sonra soğuklardan bitki olumsuz etkilenebilir. Özellikle sürgün ucu dediğimiz bölgesi zarar görebilir. Bu nedenle mutlaka toprak sıcaklığı önemlidir. 8-10 derece civarında olması lazım. Takriben o da Nisan başındadır genelde Trakya bölgesinde. Nisan'ın işte ilk yarısı. Ayçiçeği tarımı dediğin zaman Kasım'la pulka yeri sürüyoruz. Tabii kışın bu beklemede yağışlardan, kardan faydalanan bu toprağımız baharda Şubat ayında bir yüzeysel olarak bir toprak işlemesi yapıyoruz. Mart'ın sonuna doğru Nisan, Mayıs'ın 15'ine kadar ayçiçeği ekimini gerçekleştiriyoruz. Tabii hava şartlarına bağlı bu da.
sonbahar döneminde yeri traktör pullukları sürüyoruz. Daha sonraları Şubat aylarına doğru bir hafif yeri karıştırıp düzleme mahiyetinde yeri düzlüyoruz. Ondan sonra ilacını atıp gübresini atıp 1 Nisan'la 15 Nisan arasında ekimi yapıyoruz. Ülkemizde bölgelerin iklim durumu göz önüne alındığında ayçiçeği ekim zamanı Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mart ayı, Trakya, Marmara, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinde Nisan ayı, Doğu Anadolu bölgesinde ise Mayıs ayıdır. Genellikle ayçiçeği tabii mibzerle sıraya ekilmekte. Sıra arası genelde 60-70 cm civarında değişmekte. Sıra üzeri de 25-30 cm olarak ayarlanmakta. Tabii bazı durumlarda sık ekim yapılsa daha sonra teklemeyle bu sıra üzeri mesafesine getirilmekte. Çeşit özelliği, tane eriliği ve toprak koşullarına göre dekara 300 ila 350 gram arası tohumluk kullanımıyla bir dekarda yaklaşık 4000 ila 6000 arası bitki salmaktadır. Şimdi ekim derinliği, mesela bir ektiğimiz bir tohumun 6 misli, 6 katı diyelim. 1 santimde 6 santim, mesela ayçiçeğinin boyunu 1 santim hesap edersek, yani demek ki 5-6 santim ekmemiz gerekiyor ki. Bunu tabii toprak ısındıktan sonra ektiğimiz zaman ayçiçeği toprakta durmadan çıktığı zaman verim daha muhakkak iyi alıyoruz yani. Ayçiçeği tarlasında ekimden sonra bakım işlemlerine geçiyoruz. Özellikle bitkilerin ilk çıkışından sonra yüzeysel bir çapalama yapıyoruz. Yüzeysel çapada ilk gelişen yabancı otları çapayla yok ediyoruz. Onun arkasından daha sonraki dönemlerde yine tekrar sırasıyla eğer çok sık ekim ekmişsek seyreltme, tekleme işlemleriyle birim alandaki bitki sayısını